Ah giymez söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız söz olur. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş Salına yine da bana salına da gel. Gel. Hadi yavrum, dön dolaş yine bana gel. Bu güzel ezgi, Güneydoğu Marmara'nın muhteşem doğasıyla birleşince, Anadolu'nun inceliklerine açılan bir kapının eşiğinde olduğunuzu fark edersiniz. Bu yerleri tanımak için ilerlemeniz gerek. Yürüdükçe yöre kendini ele verir. Deli akan suları, başı dumanlı dağları, vahşi ormanlarıyla burası Sakarya ilinin güneydoğusudur. Bu yörede kilometrelerce devam eden doğa aynı doğa, ancak sesleri ve görüntüleri çok farklıdır. Bu sesleri öğrenmenin çaresi, yolların peşine düşmekten geçer. Uzaktan bu yolların tarih kadar eski bir yerleşim merkezinde noktalandığını görürsünüz. Sizi önce geçmişin oluklu ve kırmızı kiremitli çatıları karşılar. Yaklaştıkça ortaya çıkan yapıların zarifliğini görüp, ister istemez Kemaliye'yi, Şirince'yi, Safranbolu'yu anımsarsınız. Ve bir kez daha Anadolu'nun kültürel değerlerinin eşsizliğine tanık olursunuz. Aralarından biri sizi çok etkiler. Bu arada 1517 yılına tarihlenen, coğrafyasına ve dönemin yapılarına uyumlu, mütevazı ama olanca görkemiyle Yunus Paşa Camisi'ni duyumsarsınız. Sokak aralarına girdiğinizde sizi neredeyse 300 yıl önceye götüren 90'ı tescilli Anadolu konut mimarisinin özgün örnekleri karşılar. Şaşkınlığınız bu kez hayranlığa dönüşür. Sokaklarında dolaşırken evlerin eli belindelerinde, muşabaklarında, pencere oymalarında, kapı tokmaklarında zamanın donduğunu görürsünüz. Yaklaşırken yöre halkı tarafından Fenerli Ev diye adlandırılan konağın, yıkılmaya yüz tutan cihan nüması sizi daldığınız düşlerden ayırır. Eski İpek yolu üzerinde Sakarya ilinin Taraklı ilçesinde olduğunuzu bu özgün yapısından anlarsınız. Coğrafyasında bunca değerleri korumanın nasıl bir çaba gerektirdiğini, bu çabaların neler olduğunu Belediye Başkanı Taceddin Özkaraman açıklıyor. Taraklı, Osmanlı dönemi sivil mimari örneğini bünyesinde barındıran ve korunduğu için 150-200 yıl öncesinin mimarisini sokağıyla, evleriyle en güzel yansıtan yerleşim yerlerinden bir tanesidir. 91'e tescil olmak üzere 300'ün üzerinde binamız var. Bu binalarla ilgili restorasyon çalışmaları da başladı. Almanya'da Türk Federasyon Vakfı'nın katkılarıyla, aracılığıyla bir restorasyon atölyesi kurduk. Taraklı'da ikisi daha önce bu işte çalışanlar olmak üzere gençlerimizden bir ekip oluşturduk. Ustalarından onlar da eğitim aldılar. Şu anda oluşan bu ekiple birlikte Taraklı'daki evlerin restorasyonunu yapıyoruz. Önümüzdeki öğretim yılında da Sakarya Üniversitesi Restorasyon Bölümü de Taraklı'da faaliyete geçecek. Dolayısıyla hem ustalık, çıraklık sistemiyle eğitim yaparken önümüzdeki yıldan itibaren akademik eğitimi de buna ilave edeceğiz. Bu da bundan sonraki restorasyon çalışmalarımızın daha bilimsel tabana dayanmasına yardımcı olacak. Restorasyon çalışmalarımız konusunda Kültür Turizm Bakanlığı'ndan daha çok proje yardımı alıyoruz. Bu yardımlar mevcut binanın restorasyon bedelinin %25-30 gibi çok düşük oranlarda. Taraklı'nın belediye ve halk olarak bu gücü, ekonomik imkanı yok, sınırlı. Bu konuda gerek devletimizden gerekse bir takım sosyal faaliyetlerde bulunan, kültürel faaliyetlerde bulunan şirketlerden, iş adamlarımızdan katkı bekliyoruz.
Yorgunluğunuzu bu yapıların içinde gidermek isterseniz, çekinmeden kapılarındaki tokmaklardan birini seçip çalın. Kim olduğunuza ve neden yanlış tokmağı tıklattığınızı aldırmadan içeriye buyur ederler sizi. Yorgunluk kahvenizi yudumlarken bu zarif yapıların dokusuna uymayan eklemeleri görmezden gelmelisiniz. Aksi halde yüzlerce yıllık ustaların yarattığı incelikleri kaçırırsınız. Selahattin Kozcağız toprağına aşık, taraklılı bir iş adamı. Evet. 76 yaşında ve bugünlerde 84. mesleğini icra ediyor. Yaşadığı eve gelince. Takriben 130-140 senelik. Dedemden babama intikal etmiş. Babamdan da bizlere intikal etti. Ben restore ettim. Çürük yerleri filan vardı. Pek de çürük değildi yani. Bunların binaları yapılırken keresteleri mevsim koşullarına göre kesilmiş, kurtlanmamış. Ustalar öyle söylediler. Aşağıda Çakırlar Konağı denilen bir yer var. Orayı restore ettik. İmkanları olanlar bunları böyle yapabiliyor. Ama imkanları olmayanlar yapamıyor yani. Evlerin içinde gördükleriniz Yunus Paşa Camisi'nde de karşınıza çıkar. Sonradan eklenen bölümleri, kalem işi diye boyanan duvarları görmezden gelmelisiniz. Bu anıt yapı, ilçede sonradan yapılan camilere ne kadar örnek olmuş, ne kadarı ondan yararlanmış diye sorular aklınıza düştüğünde, yeniden sokak aralarına girmelisiniz. Eski ilk mektep, şimdiki sergi evi, Taraklı'nın başka bir anıt yapısı. İçeride hat sanatının ustası, uluslararası yapılarda imzası bulunan merhum Hattat Saim Özel'in özgün üretimleri sergilenmekte. Sürprizler devam ediyor. Birazdan Taraklı'nın hiçbir yerde göremeyeceğiniz üretim biçimlerine, daha doğrusu yaşamlarına tanık olacaksınız. Kiminin düğünü vardır kazanlar kaynatılır, keşkek karılır. Kimi değirmende un öğütür. Kimi köpük helva üretimine başlar. Kimi dokuma tezgahının başında. Kimi keseri kaşık için ağaca saplar. Kimileri de tokmağı dibekteki butta yer. İnsanlığın varlığından bu yana neredeyse hiç değişmeyen bu yöntemin neden hala kullanıldığını, tokmağı sallayanların neden sadece kadınlar olduğunu düşünürsünüz kendi kendinize. Taraklı'nın orta yeri park. Parkın orta yerinde ise tarihi bir top bulunmakta. Taraklılı'nın gözü gibi baktığı bu top, Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri başarının ödülü. Öyküsünü ve Taraklı'ya ilişkin tarihi bilgileri Alaaddin Yılmaz anlatıyor. Kurtuluş Savaşı'nda hiçbir şekilde Taraklı istilaya uğramamıştır. İsyancılar tarafından Taraklı basılmış, ayaklanma çıkartılmak istenmiş ama Taraklı kuvayi milliyetçi ruhuyla bunlara karşı konmuştur. Atatürk daha sonra Taraklı'ya arkanda görmüş olduğunuz topu hediye etmiştir.
ve kendisi Taraklı'yı ziyaret etmiştir. Ayrıca Taraklı'yla ilgili duygularını kendi küçük, ruhu büyük Taraklı diye de ifade etmiştir. İstanbul'un fethi biliyorsunuz 1453 yılında fethedilmiştir. Ama ondan 54 yıl önce Yıldırım Bayezid tarafından İstanbul kuşatılmış, Bizans imparatoru anlaşmaya zorlanmış ve Osmanlı ile Bizans arasında şöyle bir anlaşma yapılmış. İstanbul surlarının içinde bir Türk mahallesi oluşturulacak. Buraya 865 haneye hitap eden evler yapılacak, cami kurulacak. Buraya kadı ve imam tayin edilecek. Ve buraya ilk yerleştirilen Türkler Taraklı ve hemen yakınındaki Göynük'ten aileler götürülerek gerçekleştirilmiştir. Onun için ben İstanbulluyum diyen kişilerin büyük bir kısmı Taraklıların akrabalarıdır. Taraklı Zeybe'nin müziği sizi daldığınız tarihin derinliklerinden çekip çıkardığında bu kez başka bir duyarlılığa tanık olacaksınız. Parkın bir köşesinde kurulan oyunda Taraklılı, konak getirme, karşılama, Taraklı çiftetellisini arka arkaya makamıyla çalan müzisyenlere kendini teslim etmiş, ellerinde kaşıkları keyifle dolanıp durmaktadır orta yerde. Gecesinde eğlenecek olan kadınlarına nispet mi, yoksa sihirli nameler mi Taraklılı erkekleri oyunda tutar bilinmez. Bilinen, oyun için getirilen kaşıkların kapanın elinde kaldığıdır. Efelerin elindeki kaşıklar Taraklı'nın özgün üretimidir. Mutfaklarımızın bir zamanlar vazgeçilmez tahta kaşıkları da. Kaşık üretimi Taraklı halkının yıllarca geçim kaynağı olmuş. İlçe tarak yapımıyla da ünlenir. Hatta geçmişteki adı Tarakçı Yenicesi ya da Yenice Tarakçı'dır. Birçok kaynak yakın zamana kadar büyükbaş hayvan boynusu ve şimşirden tarakların yapılıp satıldığını belirtseler de günümüzde artık bu üretim biçimi tarihe karışmış. Taraklılı yazar Ahi Naci İşsever, Taraklı adlı kitabında bir kaşık deyip geçmeyin der. Taraklılı, insanın yutkunumunu hesapladığını, bir lokmanın şekerini, ürettiği kaşıyla standarda bağladığını iddia eder. Hatta herkes kaşık yapar ama sapını düz düşüremez atasözünün Taraklı'da, her yerde kaşık yapılır ama marifet, Taraklı kaşığı gibi karın doyurmasıdır söylemine dikkat çeker. Bu sözlere, bu seslere kapıldığınızda, Alballar Köyü'nün bir odasında küçük ama işlevi büyük kaşık üretimine tanık olursunuz. Ziyaettin Işık Usta'nın yaptığı kaşıkları da, sözleri de yalın ve pürüzsüzdür. Benim tevellüt 1356 hesap et işte. Anladın mı? 15 yaşım, 10 yaşından beri yaparım yani. En iyi kaşık çimşir ağacına olur. 30-40 kaşık normalinde çalışırsam olur. Para kazandığımızdan değil, çaresizlikten yapıyoruz. Ne yapacağız bunda yamette burada? Bu köyde duruyorsan bu işi yapacağım. Türkiye'de en iyi ustası benim. Benden başka bir usta yok. Anladın mı? Bir zamanlar İstanbul saraylarının, konakların sofralarına deste deste giden sedef kakmalı kaşıklar artık üretilmiyor. Ama hala özenle boyanıp yağlanan ve daha çok hediyelik eşya olarak kullanılan kaşık yapımı sürüyor. Ayşe Atabey, kaşığı boyamayı aileden öğrenmiş. Taraklı'da inceliklerin sınırı yok. Bir kez kaptırmaya görün kendinizi. Ayşe Hanım'ın kaşığa gösterdiği dikkatin, düğün evindeki yemekleri pişirenlere de yansıdığını görürsünüz.
Bu büyük ağaç kepçeyle hangi aşın karıldığını, karıldıkça kazandan etrafa yayılan kokudan anlarsınız. Saatler süren emeğin ve lezzetin adı keşkektir. Anadolu'nun birçok yöresinde etle yapılan keşkek, Taraklı'da tavukla çeşnilendirilir. Keşkeğin süresini de, lezzetini de ustası belirler. Düğün dernek derken zaman hızla akıp gitmekte. Taraklıyı ve Taraklıları sınırlı sürede görmenin, anlamanın olanağı yok. Zamanı dondurmak gerek. Bahar aylarındaysanız çözüm kolay. Göçmen kuşların yolu sizi zamanın donduğu yerlere ulaştırır. Karagöl Yaylası bunlardan biri. Mahdumlar, Kemaller, Albalılar, Tuzla, İç Dedeler ve daha nice köylerin yaylağı Karagöl. Güngörmez Şelalesi'nde delice akan suya rağmen burada da zamanın durmuş olduğuna tanık olursunuz. Çünkü yüzlerce yıldan beri akan su aynı, hız aynı. Hark Kanyonu'na geldiğinizde durup soluklanmalı ve yine o yanık sesi hissetmelisiniz içinizde. Uzakları yakın kılan, birleştirici, evrensel tınıyı. Zamanı değil ama içinizdeki telaşı bir süreliğine durdurur Hark Kanyonu'nun eşsiz güzelliği. Beyaz giyime tanırlar, seni yolcu sanırlar. Zaten bende tali yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel. Hadi yavrum. İlçenin kuzeydoğusunda iki kayanın arasından çıkan Gürleyik suyunun sulamayla birlikte Taraklı'ya taşındığını ve musluklardan aktığını söylüyor yetkililer. Hiç kesilmeyen bu suyun kaynağı özellikle Karagöl Yaylası ve etrafındaki dağların karları. Gürleyik suyunun deli akışı ayağındaki alabalık çiftliğini geçip Karadeğirmen'e ulaştığında artık telaş bitecek. Suyun gücü çarklarında buğdayı zar zor öğütürken Karadeğirmen'in çoktan zamanını eleyip eleğini duvara astığına tanık olacaksınız. Gün içindeki koşuşturmaların şimdiki durağı Hüseyin Kömürcü'nün iş yeri. Burada zengin Osmanlı mutfağının vazgeçilmez tatlısı olan köpük helvası üretilir. Taraklı ile özdeşleşen köpük helvasının üretimini şimdilerde sadece Hüseyin Kömürcü ve oğlu sürdürmekte. Bu özgün tatlının malzemeleri çöven kökü, su, şeker, glikoz ve çok az miktarda yumurtanın beyazıdır. Üretime devam eder mi, etmez mi gibi sorularımız Hüseyin Kömürcü'ye. İki tane üniversite bitirdi. Bu makine ressamlığını bitirdi, işletmeyi bitirdi. Ben bu mesleği yapacağım dedi. Gitmedi yani bir yere. Burada şimdi dükkanda kendisi büyük olan. Hatta bizim evde hanım bilir, gelinlerin ikisi de bilir. Biz alıştırdık tabii dışarılara da veriyoruz. Mesela bizim bu bölgede diyelim ki bu tarafta Göynük var, Mudurnu var, Nallıhan var. Bu tarafta Gölpazarı. Ali Fuat Paşa, o petroller falan, o bölgelere veriyoruz. İstanbul'a veriyor musunuz? İstanbul'dan geliyorlar, bazı alıyorlar. Yani biz kendimiz oraya gönderemiyoruz, pahalıya mal veriyoruz. Taraklı'da tatların damakta bıraktığı lezzete, sohbetlerin alası eşlik edince, Yalaza efsanesi çıkar karşınıza.
sözün soğukluk yaratmayacak kadar doğru, gönül kırmayacak kadar zarif şakalarla donatıldığı bu sohbetlerin mazisi çok eski. Sözlükler yalazayı, alev ya da alev ucu olarak tanımlar. Bilmeyenin abartılı anlatım dediği yalaza, aslında geleneksel ocakbaşı sohbetlerinin Taraklı'ya has yorumlanmasıdır. Yalaza ustaları, zeki, üstün mizah anlayışına sahip ve yaşadığı topluluğu, bireyleri iyi tanıyan kişiler olarak tanımlanırlar. Önce halkın içinden dalgın, unutkan kişileri izlemeye alırlar. Onların toplum içindeki davranışlarını belirleyip, sohbetleri taşıyarak yalaz efsanesini sürdürürler. Taraklı'nın girdisi çıktısı semercilerden sorulur. Mercek gibidirler. Sözleri artık bir anlam ifade etmiyor çünkü bu mekanlar tarihe karışmış. İbrahim Turoğlu, Taraklı'da semercilerin sonuncusu. O da başka bir işle meşgul. Hiç değilse bir örneği yaşasın diye belediye başkanı Sayın Taceddin Özkaraman ve mesai arkadaşları yoğun çaba sarf ediyorlar.